Thank you.
Merhaba çocuklar. Daha önce Dinatrax, Mega Construx, Lego yüzlü parçadan oluşan bu oyuncağı kurmuştuk, kutu açılımını yapmıştık. Şimdi kısaca bundan tekrar bahsedip
yeni bir Mega Constructs Lego Dino Trucks kutu açımını birlikte yapacağız. Bunları bir hatırlayalım. Ne vardı bu kutumuzda? İlk olarak böyle bir kutuda da görülüyor. Bir Tyrex'imiz vardı. Tyrex'imiz Lego parçalarından oluşuyordu. Parçaları bir araya getirip bu şekilde bunu elde etmiştik. Bir de Dino Trucks'ımız, Dino Trucks oyuncaklarımızın, Tyrex'in rakibi kim vardı? Evet, Distrax vardı. Distrax da yine Tyrex'le hemen hemen aynı şekilde yaptık. Ve kutumuzdan çıkan diğer karakter ve aksesuarlar ise bu şekilde su akıntısı, şelale görüntüsü veren bir arka fon ve de bir kaya parçamız vardı burada. Biliyorsunuz Dino Trucks'lar kayaları parçalıyordu, ufalıyordu, birleştiriyordu ve proje çizen bir neyimiz var arkadaşlar? Revit'imiz var. İşte o da burada. Bu şekilde bu kutumuzun içeriğini bu şekilde anlatmıştık daha önce sizlere. Şimdi ise yeni bir kutumuz olacak. Evet, bu yeni kutumuzda da şöyle bir göstereyim. Evet, bu yeni kutumuzda da Tonton ve diğer minik bir arkadaşımız, ismini biliyorsanız lütfen yorumlara yazınız. Ve bu iki Lego parçalarını ne yapacağız biz? Birleştirip eğlenceli oyunlarımızı oynayabileceğiz. Öyleyse vakit kaybetmeden hemen yeni kutumuzun açımına başlayalım. Ben bunları kaldırıyorum ve yeni kutumuzu birlikte açacağız. Evet, yeni kutumuz karşınızda. Şöyle bir kutuya bakacak olursak birlikte inceleyelim. Tonton 77 parçadan oluşuyor. Yine 3 yaş üzeri uyarısı var. Arka tarafı çevirdiğimiz zaman çeşitli ölçüleri yazıyor. Bakıyorum bu küçük karakterimizin ismi var mı? Sanırım göremedim. Evet, kutumuzu şöyle açalım. Evet, çok sık geliyor. Nereden alabiliriz? Nereden aldınız bunları? Biz yurt dışından aldık. Yurt dışı seyahatimizde gittik, direkt aldık, getirdik. Fakat sanırım bazı sitelerde de sipariş edebiliyorsunuz. Bunları Google'dan araştırabilirsiniz. Evet, bu şekilde parçaları, paketlerimizi çıkartıyorum. Ve hep birlikte şimdi parçaları yapacağız. Evet, parçalar bu şekilde çıktı. Şöyle kutumuzu da bir koyalım buraya. Bir adet de dergimiz çıktı arkadaşlar. Burada bu şekilde nasıl yapıldığını anlatıyor. Şöyle bir kısaca göz gezdirelim dergimize. Toplam çıkan tüm parçalar burada bu şekilde. Evet, Tonton'un kasası. Evet, ne yapıyoruz? Yine ilk Legomuzda olduğu gibi tekerleri birleştiriyoruz. Yuvarlak yapıyoruz bu şekilleri ve kuyruk. Evet, Tonton'un kuyruğu oluyor. Daha sonra üst gövdeyi tamamlıyoruz. Kuyruğun arka kısmı, önü, ön kısım derken evet, kafasını yapıyoruz. Kafayı takıyoruz. Kasasına çeşitli aksesuarları var. Kasasının aksesuarlarını tamamlıyoruz. Kasayı takıyoruz. Tonton'umuz hazır. Daha sonra da aksesuarların gösterimi. Öyleyse ilk iş olarak biz kutumuz poşetleri açmaya başlayalım. Evet, poşetleri açalım. İlk iş olarak evet, bu karakterimiz, ismine yorumlara yazmanızı rica ediyorum sizden. Şöyle yırtalım şunu. Evet. Evet, bu da Repto sanırım. Revit gibi küçük. Yani çizgi filmine denk geldik. Ama muhtemelen görevi tamir yapıyor değil mi çocuklar? Ve ne işe yaradığını bilmiyorum ama. Bakalım. Evet, kuyruğu ayrılıyor. Ayrılabiliyor.
bu şekilde bir karakter. Evet, poşet açmana devam edelim. Burada açma yerleri var. Şunları açalım. Evet, gördüğünüz gibi bu Tonton'un kasası. Bu da az önce görmüş olduğumuz kuyruk kısmı. Evet, ne yapıyorduk? Bunları birleştiriyorduk. Nasıl birleştiriyorduk? Şu şekilde. Evet, sonra da bunu buna taktığımız zaman, evet, Tonton'un topuz kuyruğu şu an hazır. Evet, paketimizi de açalım. Evet, parçalar çok ufak. Dikkatli olmamız lazım. Evet, tekerlerimizi yine takıyoruz. Tyrex ve Distrax'ı yaparken alışmıştık biz bunların nasıl yapıldığına. Evet. Daha sonra diğer parçaları da açalım. Şimdi dergimizden bir yardım almamız gerekecek. Çünkü çok ufak parça var. Ve ben şu kısmı yaptık arkadaşlar. Tekerleğimizi yaptık. Topuzumuzu yaptık. Sanırım bunu buna takıyoruz. Takalım. Gördüğünüz gibi buraya takacağız. Evet, taktık. Bu şekilde. Ama sanırım ters taktık. Şöyle takacaktık. Evet, bu şekilde oldu. Şöyle de eklesin burada. Şimdi diğer sayfaya bakacak olursak, gelin birlikte bakalım. İki tane kırmızı parçayı kuyruk kısmından yerleştiriyoruz. Tamam. Kırmızı dedim, pardon, mavi parçayı. Yani şu şekilde olsa gerek. Birincisi bu. İkincisi de bu. Evet. Bu kısmı hallettik. Hemen devamına bakalım. Küçük mavi parçayı taktığımız yerin hemen öndeki tırnaklı yere takıyoruz. Tekrar iki tane maviyi de öne takıyoruz. Tamam. Hallederiz bunları da, basit. Küçük mavi şu paketteki, bunu açmamız lazım. Bunun açma yeri yok, yırtacağız. Hepsini koymuşlar buna. Çırt çırt koymamışlar. Evet, bir tek açılmayan parça da kafası kaldı. Bunu da açalım açmışken arkadaşlar. Evet, bunu da açtık. Tüm parçalarımızı açtık. Gördüğünüz gibi her yer böyle parçalarla doldu. Şimdi bu parçaları yapacağız. Evet, bu şekilde yakın çekimle devam edelim. Küçük mavi parçamızı buraya takıyoruz. Ve ön kısmı da bu şekilde tamamlayacağız. Evet, yavaş yavaş Tonton'umuz oluşmaya devam ediyor. Tekrar dergimizden yardım alalım. Hangi evredeyiz? Evet, şu kısmı tamamladık. Ön tarafına sanırım iki tane beyaz figür yerleştiriyoruz. Bakın, iki tane beyaz küçük figür var. Onları yerleştirelim şu şekilde. Bu şekilde yerleştirdik. Diğer beyaz figürümüz nerede? Onu bulalım önce. Evet, onu da bulduk. Onu da yine bu şekilde
yerleştirdik. Evet, şimdi ise evet, Tonton'un kafasını yapacağız. Nasıl yapacağız Tonton'un kafasını? Evet, Tonton'un kafası zaten burada hazır bir şekilde. Gözlerini. Evet, gözünün birini taktık. Diğer gözünü takıyoruz. Evet, ikinci gözünü de taktık ve bu şekilde Tonton'un kafasını elde ettik ve bunun üst kısmına da ne yapıyoruz? Şunları. Şu şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Evet. Tonton'umuzun kafası hazır. Evet, hazır olan bu Tonton'un kafasını az önce yaptığımız şu kısma, bakın, şuraya yerleştiriyoruz. Ve Tonton'umuz ana hatlarıyla hazır. Tonton'un ağzı kıpırdamıyor, Tyrex ve Distrax'taki gibi. Şimdi ise bunun kasasını yerleştirme vakti geldi. Şu şekilde kasasını yerleştireceğiz. Bu arada kasayı yerleştirmeden önce kasanın çeşitli süslemeleri var. Onları takmamız gerektiğini fark ettim ben. Evet, bir boşluk bu şekilde bırakacağız. Bir boşluk buradan bıraktık mı? Bu şekilde olacak. Yanlış yaptık az önce. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Bir boşluk. Ve sonuncu siyah aksesuarı da buraya yapıyoruz. Evet, bu şekilde hazır. Bitti mi? Hayır. Şimdi kenarlarına yine boşluklar bırakarak ne yapacağız? Bu aksesuarlarımızı takacağız. İki boşluk bırakıyoruz burada da. Bu şekilde. Ama şeyleri aynı zaten, değil mi? Evet, bu şekilde tamamlayacağız. Yanlış yaptık arkadaşlar, hiç uyarmıyorsunuz. İki boşluk olacak. Biz tek bıraktık. Evet, bu şekilde. Yine bu tarafı da yapalım. Nerede diğer parçalarımız? Evet, buradalar. Diğerini alalım. Parçalar küçük. O yüzden ufak çocuklar için bu oyuncak uygun bir oyuncak değil. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Evet, bu şekilde aksesuarlarımız da hazır. Ve şimdi kasanın hareket etmesini sağlayan kısma geldik. Yani bu kısma, burası böyle takılacak. Ve daha sonra kasamız açılıp kapanabilecek. Evet. Bunu nasıl takacağız? Şu şekilde. Sanırım bu şekilde bastıracağız. Evet. İşte gördüğünüz gibi. Bunu da bu gövdemize taktığımız zaman oyuncağımız hazır. İşte Tonton karşınızda. Tonton kuyruğu oynayabiliyor. Bakalım şuradan şöyle bir gelsin. Bu şekilde Tonton'umuz hazır. Sanırım Tonton'umuzun gözünü düşürdük. Evet, tekrar hatırlatıyorum. Parçalar çıkabildiği için çocuklar için uygun.
Değil. Tontonumuzu tamamladık. Evet, tontonumuzu tamamladık. Şimdi tontonun arka plan aksesuarlarını yapacağız. Dergimize şöyle bir bakalım neler yapacağız. Evet, şu gördüğünüz parçaları birleştireceğiz. Ve kutumuzdan da göstereyim size ne yapacağımızı. Evet, şu alanı yapacağız arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz şu olayı yapacağız. Hadi öyleyse başlayalım. İlk olarak bu yeşil aksesuarımıza bunu takıyoruz. Daha sonra şöyle bu duruyor. Ve ne yapıyoruz? Bunu bunun yanına getiriyoruz. Bunları ise bunu takıyoruz. Bunu buraya takıyoruz. Bunu da buraya takıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi de bu yeşil alanın diğer tarafına geçiyoruz. Yine şu parçayı alıyoruz. Bu şekilde koyuyoruz. Bununla birleştiriyoruz. Ve aynı işlemi o tarafta da yapıyoruz. Yani bunu koyuyoruz. Ve diğer tarafa bakan bu şekilde. Şimdi bunları köprü görevi gibi birbirine bağlayan bu parçamızı alıyoruz. Ve buraya koyuyoruz. Evet, bu kısmı hallettik. Bu kısım bitti. Şimdi bunun üzerine gelecek olan kısım, yani daha küçük parçalardan oluşan bu kısmı yapacağız. Nasıl yapacağız? Şunların üzerlerine bu şekilde bu minik turuncu parçalarımızı yerleştireceğiz. Bakalım şu şekilde. Pardon, bu delikli değil, şunlar var. Şunları yerleştiriyoruz. Deliksizin üzerine de deliksizin üzerine bunlar çıt diye geçiriliyor arkadaşlar, bu şekilde. Yani bir de şuradan gösterelim. Bunu buraya takıyoruz. Takma işlemi bittikten sonra bunların tırnaklarını buraya geçiriyoruz. Ve bu şekilde, yani burası böyle açılacak ve kapanacak. Birinci kısım bittikten sonra bunun üzerine de bu siyahı, ya pardon, kahverengiyi takıyoruz. Evet. Yani bu şekilde bakın hareket edebilen bir zemin elde etmiş oluyoruz. Bunu yaptıktan sonra bu parçamızı etrafına tamamlayacak şekilde kapatıyoruz. Evet. Bu bittikten sonra şu parçalarımızla platformu tamamlayacağız. Evet, bu şekilde yaptık. Henüz bitmedi. Ne yapıyoruz şimdi? Arkadaşlar, bunu bu şekilde ters çeviriyoruz. Böyle. Bu yapmış olduğumuz bu şekli şuraya takıyoruz. Taktıktan sonra şu taktıktan sonra bu parçamıza geçiriyoruz ve bakın şu şekilde. Ters mi taktık?
bu şekilde dökülebilecek. Yani neler dökülecek arkadaşlar? Bu kayalar Tonton'un kasasına dökülecek. Şimdi süsleme kısmındayız. Süsleme kısmında ise şunları yapıyoruz. Bu buraya geliyormuş. Yani ben de zorlanıyorum çünkü kutuyu yeni açtım. Sizle birlikte ben de şu an görüyorum. O yüzden arada takılıyoruz. Bunları mazur görün lütfen. Evet, bunu da buraya takıyormuşuz. Daha sonra bunu da çok ufak parçalar, detaylar bitmedi arkadaşlar. Şu şekilde ve bu şekilde, şu pardon, yamuk olan. Evet, bu şekilde de bu parçaları taktık. Üzerine yine bu turuncuları takacağız. Bakın. Üst üste getirip bastırıyoruz. Evet. Daha sonra burada bir madalyonumuz var. Madalyonumuzu taktık. Madalyonumuzu da buna takıyoruz ve bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Bunu da şuraya takıyormuşuz arkadaşlar. Şimdi de çiçeklerle süslememizi yapıyoruz. Olay bitiyor. Bir tane yeşil parçayı arttırdık mı? Ha, şöyle yapacakmışız aslında. Bu yeşil parçayı da şuna takacakmışız. Yani şöyle olacakmış. O da buraya. Evet. Şimdi de bunları ne yapacağız? Şuraya bir tane çiçek koyduk. Tamamdır. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi bakın nasıl oluyormuş. Şöyle görelim. Kayaları buraya yerleştiriyoruz. Evet. Tontonumuz yaklaşıyor ve Tonton'a yüklememizi yaptık. Tekrar gösteriyorum. Taş parçalarımızı koyduk. Alttan kaldırıyoruz ve Tonton'a yüklememizi yapıyoruz. Tonton da bunları bu şekilde indirebiliyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Ve videomuzu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı bizlerden esirgemeyin. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.